Şehri Gündem programı olarak Tanatar Kalıp Pres'e konuk olduk. Yanımızda Genel Müdür Sayın Mehmet Tolga Yılmaz Beyefendi bulunmakta. Mehmet Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Tolga Yılmaz, makine yüksek mühendisiyim. Şirketimiz otomotiv ve beyaz eşya sektöründe çalışan bir şirket. Ben de geçmişte hem burada bu şirkette hem de başka şirketlerde beyaz eşyaya ve otomotive, plastik ve metal işleyen firmalarda yöneticilik yaptım, mühendislik yaptım. Evet. Bugün de Tanatar Kalıp İşletmesi'nin genel müdürü olarak karşınızdayım. Ürettiğiniz yeni prototip hakkında bilgi alabilir miyiz? Biz bundan 1,5 yıl kadar önce Ar-Ge departmanımızı kurduk. Bundan 4 ay önce de yaklaşık pandemi dönemiyle başlayan süreçte ülke için, milletimiz için, insanlık için nasıl faydalı bir iş yaparız diye düşünürken danışmanlarımızın da, üniversiteden danışman hocalarımızın da verdiği katkıyla Ar-Ge'deki mühendis arkadaşlarımız, Ar-Ge yöneticisi arkadaşımız hep birlikte bu cihazın tasarımı ile ilgili düşüncelerimizi ortaya koyduk. Akabinde de çalışmalara başladık. Biraz da teknik özelliklerini tanıyabilir miyiz? Hani cihazın teknik özelliklerini. Tabii. Nerelerde kullanılacak? Cihazımız aslında başlangıçta toplu taşıma araçları, başta hızlı trenler olmak üzere otobüsler, tramvaylar, metro araçları da kullanılmak üzere dizayn edildi. Fakat sonra gördük ki tasarımda esnek kullanım alanlarına sahip olabilecek bir cihaz ortaya çıktı. Şu anda cihazımız otellerde, okullarda, hastanelerde, toplantı odalarında, büyük kullanım alanlarına sahip fabrikalarda kullanılacak hale geldi. Galiba dünyaya hani yayacağız bunu. Hani sonra sadece İnşallah. Türkiye pazarı değil. Tabii amacımız bütün insanlık için fayda sağlayacak her yerde kullanılması. Evrensel umuyoruz. Bir olay. Evrensel bir proje. Umuyoruz tüm insanlık için her yerde dezenfeksiyonu sağlayacak bir işlev yapıyor olsun. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Bu cihazı geliştirdik. Bunun bir takım otonom hale gelmesini sağlayacak. Operatörsüz çalışabilecek tipleri içinde şu anda arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. Bunun dışında daha basit tipler için hatta tüm evlerin odalarında kullanılacak hale getirmek için de çalışmalarımız var. O da otonom şekilde yer alacak. Aynı zamanda manuel, elle bırakılan ve odayı dezenfekte edebilen tipleri de olacak. Şimdi de yanımızda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serkan El Beyefendi bulunmakta. Pandemi döneminde ürettiğiniz prototipten bahseder misiniz? Ürün dediğiniz gibi pandemi döneminde ortaya çıktı bizde. Biz esasında bunun tabii bir biyoloji firması değiliz. Biyoloji aşı geliştirecek bir tecrübe ve bilgiye sahip de değiliz. Ama bunun aynı zamanda bir psikolojiye yansıyan korku pandemi tarafını da çözebilmek ve nihai sonuç alabilmek için ne yapabiliriz diye düşünürken zaten ultraviyole teknolojisini bilen bir firmayız. Bununla alakalı bir şeyler yapmaya çalışırken böyle bir ürün çıktı. Ama burada aynı zamanda da karşılık ilkesi olarak da mikrobiyoloji laboratuvarlarından aldığımız test sonuçlarına göre de hareket ettik. Ve sonuçta nihai sonucu alabilen, gerçek sonucu alabilen bir cihaz oldu. Başlangıç itibariyle hızlı trenlerdeki vagonlardaki dezenfektasyonu sağlayabilmek için bunları uyguladık. Ama bak, gördük ki ürün hem otellerde hem dersliklerde, okullarda, alışveriş merkezlerinde ya da marketlerde aklınıza gelebilecek insan birikiminin olduğu toplantı odalarında birçok yerde faydalı olduğunu gördük. Hangi sektörlere üretim yapıyorsunuz? Biz beyaz eşya ve otomotivin yardım sanayiyiz. İnsanların gördükleri beyaz eşya ve
otomotiv türevlerinde dıştan gördükleri kadar içeride de göremedikleri yerlerde de birçok yapılması gereken endüstriyel ürünler var. Bunlarla beraber olan imalatlarını yapan, bunların imalatlarını tabiri öyle söylüyorlar. Hem OEM'lere hem Tier 1'lara imalat yapabilen firmayız. Hem de uluslararası işler yapıyoruz. Bugün Euro bölgesinde birçok Tier 1'la çalışıyoruz. Türkiye'deki beyaz eşya ve otomotiv firmalarıyla çalışıyoruz. Başında bahsettiğim gibi saç metal şekillendirerek ve bunların kalıplama işlemlerini yaparak imalat yapan bir firmayız. Tanıyabilir miyiz? Evet, adım Büşra Yorulmaz. Arge mühendisi olarak çalıştığım Tanıtar Kalıp'ta bu projenin yapımında fizikçi olarak yer aldım. Fizik lisans mezunu, malzeme bilimi mühendisi yüksek lisans mezunuyum. Bu projenin yapımında da literatür araştırması kısmında özellikle ciddi rol aldım. Ama aslında tüm ekip olarak tüm araştırma adımlarında, tüm üretim adımlarında yer aldık. Her somunda birimiz sıktık diyebiliriz. Tüm adımlarında yer alarak böyle bir projeye katkıda bulunduğumuza inanıyorum.